Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Mart 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu ay sizin için önemli. Burcunuzda bir dolunay var. Farkındalık dönemi ve hayatınızda gerçekten önemli kararlar verebilir, dönüşümler yaşayabilirsiniz. Aya, yeni ayla başlıyoruz. 2 Mart'ta. Balık burcun 12 derecesinde yeni ay var. Bu yeni ay Jüpiter'le birleşiyor. Şanslı bir yeni ay. Son zamanlarda yaşadığımız aslında en yararlı, en iyimser, en destekleyici yeni aylardan biri olduğunu söyleyebilirim. Ve sizin ilişki evinizde doğacak. Şimdi yeni olasılıklarımız var. Belki bir ilişkinizde bir adım atacaksınız, bir tanışma, bir teklif, belki evlilik kararı, işbirlikleri, yeni dostluklar. Hayatınızda değişimler yaratabilecek ilişkiler. Hani Jüpiter şans demek, fırsat demek. Süregelen ilişkilerinizin iyileşmesi, birbirinizi anlamanız, bazı sorunları çözmeniz, empati kurmanız, yardımlar almanız, destekler almanız mümkün. Eşinizin, partnerinizin hayatında da bazı önemli, güzel gelişmeler olabilir tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse bu yeni ayın sizin için çok daha güzel olacağını, çok daha önemli, güçlü etkiler getireceğini söyleyebiliriz. Evet, yeni aydan önce ay başından itibaren Venüs, Mars bunlar Oğlak burcunda birlikte hareket ediyor olacaklar. Plüto'yla da birleşecekler ve 5. evinizde olacak. Aşk, ilişkiler konusunda çok tutkulu bir süreç aslında. Belki işte bu tutkulu süreç bir dönüşüm getirebilir. Bir evlilik kararı olabilir, bir evlilik teklifi olabilir. Yani ilişkinizde bir dönüşüm olabilir veya çocuklarla ilgili önemli güçlü etkiler var. Çocuk sahibi olmakla ilgili kararlarınız, eşinizle birlikte kararlar verebilirsiniz ya da çocuklarınızın hayatında bazı güçlü tesirler var. Ayın ilk 6'sına kadar olan dönem bu tesirler aslında sizi destekliyor. Hani size de daha fazla hırs, tutku veriyor ve hayatınızda, ilişkilerinizde, duygusal konularda veya çocuklarla ilgili konularda çok da dönüştürücü etkiler getiriyor. Ve ayın 6'sından sonra Venüs'le Mars Kova burcuna geçecek. Bu süreç biraz daha bireysel anlamda özgürleşmeniz, daha çok hani kişisel işlerinize, günlük hayatınızın detaylarına, kendi mesleki konularınıza, sağlığınızla ilgili alanlara daha fazla enerji harcamanızı, buralar da belki daha kişisel mücadele içerisinde olmanızı sağlayabilir. Merkür ayın 10'undan itibaren Balık burcuna geçecek. Merkür Balık burcuna geçince eşinizle, partnerinizle empati yapmanız, daha rahat iletişim kurmanız mümkün. Ve Merkür'ün Jüpiter'le birleşimi, ardından Neptün'le birleşimi çok özel bağlantılar. Yani bunlar tabii ki böyle çok sezgisel, çok telepatik ilişkiler de getirebilir. İlişki evinizde de yoğun bir hareket, enerji geçişi var. Burada yani bu ay mesela eşinizle, partnerinizle önemli konuları konuşabilir, kararlar verebilirsiniz. Birlikte yapacağınız, yapmak istediğiniz girişimler olabilir bunlar. Yine çocuklarla ilgili olabilir dedik veya iş birlikleriyle ilgili, ortaklı işlerde paylaşımlarla ilgili mesela bazı yine girişimleriniz olabilir. Anlaşmalar, sözleşmeler, verilecek kararlar gündemde olabilir. Ayın 18'inde burcunuzda, Başak burcunda bir dolunay var. 27 derece Başak burcu dolunayı. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok dönüştürücü bir dolunay. Kararlar verme dönemi. İlişkilerle de ilgili olabilir tabii ki bu. İşbirlikleri, iş konularıyla ilgili olabilir. Bu dolunay aslında önemli bir farkındalık dönemi, bir tamamlanma dönemi. Son 6 aydır hayatınızda giden, hani başlamış olan konular da tamamlanabilir veya hani bu balık yeni ayı ay başındaki bir süreçle de ilgili olabilir bu. Sağlığınız, kişisel bakımınız, imajınız, yaşadığınız yer ve mekanlar, işte ilişkiler veya kariyerinizle ilgili alacağınız bazı önemli kararlar var. Plüton'un güzel bir desteği var. Dolayısıyla çocuklarla ilgili konular, aşk hayatınızla ilgili konularda güvenli tesirler getiriyor size. Güvenli, huzurlu olabileceğiniz dönüştürücü tesirler getiriyor. Aynı zamanda Merkür'ün Boğa burcundaki Uranüs'te güzel bir teması var. Yine ilişkilerde eşinizle, partnerinizle vereceğiniz kararların da hayatınıza pratik, hızlı çözümler getirmesi mümkün görünüyor. Biraz böyle sevineceğiniz, yapacağınız çalışmalar, elde edeceğiniz başarılarla bulunduğunuz ortamda dikkat çekebileceğiniz, takdir edebileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Veya sizin aldığınız kararlar, yaptığınız eylemler
etrafınızdaki kişileri, ailenizi de etkileyebilir. Çok dönüştürücü olabilir bu dönem. Bu dönem fark edilmenizi sağlayabilir. Bir başarı da getirebilir size sevgili Başaklar. Evet, ayın 18'inden sonraki dönem, aslında 3 gün öncesinden de hani 15'inden itibaren de bu dolunay tesirlerini hissetmeye başlayabiliriz. Ama ay sonuna kadar olan süreç zaten dolunay tesirleriyle devam edecek. Ayın 23'ü 24'ü gibi Mars-Uranüs karesi biraz sert bir açıdır. Burada genel sağlığınıza dikkat edin. Kronik sorunlar, biraz böyle stres, huzursuzluk veya uyku sorunları gibi sorunlar veya hani evcil hayvanlarınızın genel sağlığı ile ilgili problemler olabilir. İş hayatınızda, özellikle dijital alanlarda, teknoloji alanlarında gecikmeler, biraz arızalar, hani elektrik arızaları, elektronik arızalar falan, bunlar hani sıkıntı yaratabilir. Bazı seyahat planları gecikebilir falan. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ayın 27'si ve 28'i gibi Venüs ve Satürn'ün kavuşumu söz konusu. Venüs-Satürn kavuşumu nispeten daha ciddi ve kararlı etkiler getirebilir. İş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişilerle hani bir karara varma, bir anlaşma yapma söz konusu olabilir. Günlük hayatınızda belki hayatınızı düzenlerken çalışma şartlarınız, ortamlarınız veya genel hani sağlık konularınızda da daha uzun vadeli yapıcı adımlar atmanız, kararlar vermeniz için, düzenlemeler yapmanız için de çok yapıcı olabilir sizin için sevgili Başaklar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.